yağ alma yöntemi hangisidir sorusuyla çok sık karşılaşıyoruz. Biz bu konuda şöyle açıklama yapıyoruz. En iyi yöntem diye bir yöntem yoktur. En iyi hastaya uygun yöntem diye bir faktör vardır. Şöyle, kişinin cilt yapısı çok gevşekse lazer liposakşını tercih ederiz. Karın dokusunda karın kaslarının belirginleşmesi gibi bir talebi varsa laser liposakşını tercih ederiz. Eğer alınacak yağ miktarı çok fazla ve cildi sıkıysa klasik liposakşınla yine liposakşın yapabiliriz. Eğer kişinin kas dokusunda bir gevşeklik varsa, karın germe ameliyatı yapmayacaksak sonrasında veya uyluk germe ameliyatı yapmayacaksak, kasların gelişmesini istiyorsak liposakşından önce veya sonra elektromotor sistem dediğimiz yöntemle kaslarını geliştirebiliriz. Yine en iyi liposakşın yöntemi veya en iyi yağ alma yöntemi diye ultrasonik veya infrasonik akımlarla yapılan, sistemlerle yapılan liposakşın yöntemleri vardır. Bunlarda da tabii alınacak yağ dokusu ve cildin sıkılaşması en önemli faktörlerden birisidir. Eğer kişi mide küçültme ameliyatı olmuşsa, son zamanlarda popüler olan ameliyatlardan, mide küçültme ameliyatlarından birine olmuşsa da kesinlikle germe ameliyatları dediğimiz uyluk germe, karın germe, kol germe, bacak germe veya meme küçültme ameliyatlarını da sıklıkla yapmaktayız.